benim 70 dönüm pancarım var. Bana randevu sistemi yapmışlar ayın birinden. Bana 38 araba vermişler. 38 araba daha hesap ediyorum ben kendi arabalarımla. 250 ton yapıyor. Bir aylık. Evet. Bir aylık mevzu bu. Ben buradan 1000 ton pancar bekliyorum. Ben tam 3 ay uğraşacağım bu tarlaya. Randevu sistemi olursa? Randevu sistemi olursa. O yüzden biz vermiyoruz. Peki randevu sistemi olmazsa sen bu işi ne kadar sürede bitireceksin? 25 günde bitir. 25 günde bitireceksin. Bu ayın sonuna bitiririm. 2 ayda diyor. Bayın sonuna fabrika pancarı işleyemediğinden dolayı pancarın burada sulularda çürüdüğünü söylüyorlar. Ama fabrikaya ek bir bina yapıp ek bir çalışma yapıp fabrikayı fazlalaştırmamalardan dolayı şimdi burada çiftçiye sıkıntı yaratıyor. Sizin burada verdiğiniz pancarı kim alıyor? Devlet. Devlet alıyor. Nerede? Ereğli Şeker Fabrikası alıyor. Şimdi bu bu uygulama sadece önce, burada mı var? Az önce Ziraat Odası Başkanı genel, Karaman genelinde var. Az önce Ziraat Odası Başkanı geldi. Evet. Ve bölge şefimiz geldi. Yok, onlarla Ziraat Odası Başkanı. İkisi de geldi. Onlarla beraber görüştük. Bir hafta verin diyorlar. Bir uygulama yapacağız ama biz de şu anda bu uygulamanın yapılacağını hiç sanmıyoruz. Çünkü tamamen sistem bozuk. Benim 600 ton tonaj vermiş. Yani ben pancar getirme şansım yok. Şu anda pazartesi kadar benim işim durmuş. Ben işçi tuttum. Ben makineye söktürüyorum. Bunlar yarın yağmur yağdığı zaman ben pancar getiremediğim zaman kalacak. Bu pancarın kışa kaldığı zaman çiftçiye çok ağır bir maliyeti olduğunu bunu devlet çok güzel biliyor. En kolayı fabrikasını büyütüp fabrikasını büyütemiyorsa Karaman bölgesine yeni fabrika yapıp alımı rahatlatmasını istiyoruz. Yani şu randevu sistemini kesinlikle biz kaldırmak istiyoruz. Çiftçi olarak tamamen şu anda kılbasa kanları durdurulmuştur. Arkadaşlar pancar yıkmayız diyorlar. Peki farklı bir görüş olan var mı? Farklı bir şey. Farklı bir görüşümüz yok. Yok. Evet, bizim görüşü aynı değil mi? Yani burada randevu sistemini... Sizlerin aracılığıyla ben bütün herkese duyurmak istiyorum. En kısa zamanda bu hata, bana göre bu belki hata da olmayabilir ama randevu sisteminin bizim Karaman'a, bizim İç Anadolu bölgesine uyması mümkün değil. En büyük sıkıntımız bu randevu sisteminden ziyade serbest söküme geçip çiftçinin bir an önce ekecek olduğu ikinci 2017 hasatına yetiştireceği ürünler var. Bunların ekilmesi zamanlama çok önemli bizim için. Bunun da sıkıntılı bir süreci olduğunu öyle tahmin ediyorum ki bunu şu anda biz görüşmelerimiz var, devam ediyor. Herhalde hafta başına kalmaz bu iş bitirdiğini düşünüyorum.